Sevgili meslektaşlarım, iyi akşamlar. Bugün yatırım tahkimi süreci hakkında bir çalışma yapacağız. Avukat, sevgili meslektaşım, avukat Egemen Egemenoğlu ile birlikte olacağız. Egemen bağlanana kadar şunları söylemek isterim. Baro başkanlarımızın eylemine tamamen katılıyorum. Haklı eylemine tamamen katılıyorum. Hiçbir zaman bizi barolarda, genel kurullarda yenemediler. Çünkü aydınlık insanlar genel kurullarda oy kullanıyor. O mecrada bizi yenemeyince kaybeden, karşımıza kim çıktıysa kaybetti ve onlar da milletvekili oldu. Bu milletvekili kaybedenler kulübü, milletvekili arkadaşlar malum sistem baroları bölmeye ve böylece ele geçirmeye çalışıyorlar. Buna hiçbir hukukçu müsaade etmeyecek. Tüm avukatlar barolarına sahip çıkacaklar. Öyle gece kondu baro mantığıyla bu iş olmaz. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sizler nasılsınız İsmail Bey? Teşekkürler, çok sağ olasın. Sen gelene kadar baro başkanlığımıza destek açıklaması yaptım. Biliyorsun barolarımızı bölmeye çalışıyorlar, nispi temsil getirmeye çalışıyorlar. Bizi genel kurulda yenemeyen karşı taraf, karşı düşünce, şimdi baroları bölerek kendilerine göre dizayn etmeye çalışıyorlar. Tüm baro başkanlarımız Ankara'ya doğru yürüyorlar. Yüreğimiz, kalbimiz, zihnimiz tamamen onlarla birlikte. Ben bu açıklamayı yaptım sen gelene kadar. Şimdi programa başlayabiliriz. Evet, beklememizin bir böylece katkısı olmuş oldu. Evet. Ben ilk defa böyle bir canlı yayına katıldığım için sizin sayfanıza girmem gerektiğini anladım. Sonra oldu. O yüzden kusura bakmayın. Ya, kusura bakma, o uyarıları yapmadım sana. Evet, evet. İstanbul Barosu Tahkim Merkezi sayfasından yapıyoruz. Tabii baro merkezi adına bu yayınları yapıyoruz. Ama sonuçta hem baromuzun hem senin benim eserimiz haline geliyor. Arkadaşlarımızın katılımıyla daha da zenginleşiyor. Şimdi herhalde bizim 40'a yakın programımız oldu. Doğru. Sen de zenginlik katacaksın. Bu seferki biraz daha ilginç, işin pratiğine yönelik yatırım tahkimi süreci. Şimdi sevgili meslektaşlarım, avukat Egemenoğlu'nu tanıştırayım size. Çok nitelikli bir meslektaşım. Mesleğe emek vermiş, hukuka emek vermiş bir meslektaşım. Ondan rica edeceğim kendisini tanıtması için. Egemen hem Washington Barosu'nun üyesi hem de, değil mi, yanlış söylemiyorum, hem de Bursa Barosu'nun üyesi. Bursa Barosu. Evet. Doğru. Evet. Biraz kendinden bahseder misin? Meslektaşlarımız tanısın seni. Memnuniyetle. Ben 2000 esasında şöyle aile tarafından başlasak daha sağlıklı olabilir. Biz 3 jenerasyondur bu işi yapıyoruz. 68 yılından beri Yunus Bey benim babam oluyor. Onun amcası da Yılmaz Bey. Halen daha bu arada aktif ve faal olarak ofisimize gelmekte. Çok saygılarımı, 68 yılından itibaren tabii ki memnuniyetle. 68 yılından itibaren biz bir şekilde jenerasyonel olarak bu mesleği devam ettiriyoruz. Bu çok son derece hani keyif veren bir şey. Devamında bu arada kız kardeşim de hukukçu. O da şu anda Cornell Üniversitesi'nde okuyor. Ve bir ay önce mezun oldu. Dolayısıyla kalabalık bir ekibiz o anlamda. Tebrik ederim. Çok güzel. Onun haricinde biraz kısaca bahsedersem, ben işte Türkiye'de okudum. Hukuk Fakültesi'ne, Koç Üniversitesi'ne ilk dönemlerinden biriyim. Sonra işte 2009 yılında bu sefer Amerika süreci başladı. Orada yüksek lisans yaptım. George Washington Üniversitesi'nde. Akabinde orada esasında bir takım bağlantılar sayesinde iş başvurularında bulundum. O arada baro keza devreye girdi. Dolayısıyla o tarihten itibaren de 2015 tarihine kadar orada çalışma fırsatı buldum. Ve hem o dönem hem de daha sonra geldikten sonraki, yani 2000 şu ana kadar, bugüne kadar olan tüm süreçte, bugün biraz daha derinlemesine tartışacağımız yatırım tahkimi deneyimlerim oldu. Yani hem oradaki deneyimler hem buradaki deneyimler, Türk müvekkiller,
Ve bu süreçlerle ilgili umarım hani keyifli bir sizle bir sohbet yapmış oluruz bugün. Muhakkak olacağına eminim. Şey çok güzel. Yani üç kuşak hukukçu olmak çok güzel. Doğru. Şimdi ben finans hukukçusuyum. Benim babam, kardeşlerim falan herkes finansçı. O yüzden ben finans hukukçusu oldum. Eşim tarafı da hukukçu. Şimdi kızımızı da yetiştiriyoruz. Yarın sınava girecek inşallah. Lise sınavına girecek. Şimdi şeyi diyeceğim. Yani ailede bir kültür olması lazım. Böyle bir kültür olması lazım. Şimdi Doğru. İpek kreşe gidiyordu. Yeni kreşe başlamıştı Küçük Prens'i. Çağırdık bir gün, ne yapıyorsun bir anlat bakalım falan dedik. Baktı baktı ve dedi ki bize, susma hakkımı kullanıyor. Şimdi anne baba avukat olunca evin içinde bu terimler Tabii. kullanılıyor. Şimdi o Evet. kültür oralardan geliyor. O yüzden Doğru. çok değerli bir şey, kuşaklar boyunca hukukçu olmak. Doğru. Yani son derece keyifli. Hani tabii kısmet ama hani bir gün ben benim de jenerasyonum öyle devam etsin isterim açıkçası. İnşallah, inşallah. Doğrusu da o zaten. Çok güzel. Ya Teşekkürler. hukuktan zevk aldığın zaman zaten yani işini seviyorsan sürekli tatildesin demektir. Evet. Zevk de aldığın zaman çocuklarına, evlatlarına bunu devretmek istiyorsun. Tabii şu bir kere tezgah devredilmez avukatlıkta. Çünkü senin jenerasyon seninle birlikte gider. Yeni gelen jenerasyon kendi arkadaşlarını avukat olarak görür. Çünkü vekalet ilişkisi çok özel bir ilişkidir. Öyle Doğru. devredilmez ama deneyimler devredilir, kültür devredilir, fiziksel büro devredilir. Doğru. Evet. Egemen'cim, şimdi müsaadenle ben bu yatırım tahkimi hakkında bir genel bir giriş yapayım. Ondan Tabii. sonra sözü sana vereyim. Şimdi Memnun ettim. arkadaşlar, bildiğiniz gibi hani kibarca isimler söyleniyor az gelişmiş ülkelere. İşte genelde gelişmekte olan ülkeler deniyor vesaire, ama yani işin doğrusu az gelişmiş ülkeler. Maalesef yıllarca sömürülmüşler. Bu sebeple de gelişmesi gecikmiş ülkeler. Şimdi tabii haklı olarak onlar da gelişmek için ellerindeki kaynakları en iyi şekilde değerlendirmek istiyorlar. Fakat maliyetler çok yüksek. İşte bu yatırım, işte altyapı maliyetleri, doğal kaynaklar, enerji yatırımları falan, maliyetler çok yüksek. O yüzden gelişmiş ülkelerden yatırım desteği almaları gerekiyor. Gelişmiş ülkelerde kapitalist ülkeler olduğu için bunlar büyük firmalar. Büyük firmalar yatırım için o ülkelere geliyor. Teknoloji ve finans getiriyor aslında. Şimdi taraflardan biri devlet. Bu devlet yatırım kabul ediyor. Ve olaya kamu hukuku gözüyle bakıyor. Haklı olarak diyor ki benim sosyal ve politik fayda sağlamam lazım bu yatırımdan diyor. Diğer tarafsa özel hukuk tüzel kişisi. Bu şirketler, işte konsorsiyumlar vesaire, bunlarda yatırım yapan şirketler o ülkeye gidecekler, yatırım yapacaklar. Onlar da özel hukuk mantığıyla bakıyorlar işe. Ticaret mantığıyla bakıyorlar. Diyorlar ki ben yatırımımı karşılamam lazım ve maksimum karı elde etmem lazım. Şimdi tarafların menfaati burada çatışıyor. Tabii bunun sonucunda özellikle geçen yüzyılda tabii çok ciddi sosyal olaylar oldu, rejimler değişti vesaire. Gene de olacaktır muhakkak. Bu tutarsızlıklar, yani hukuk sistemlerindeki sırf devrimler anlamında değil, hukuk sistemlerindeki bazı problemler yatırım götüren ülkelerde endişe yarattı. Yatırım götürmek istemediler. Riskler çok yüksek. Bu sebeple aslında bir hukuk sistemi oluşturma ihtiyacı duydu Dünya Bankası. Bir yargı sistemi oluşturdu. Bu yargı sistemi de gidip de o yatırım yapılan ülkenin devlet mahkemesine teslim olmak şeklinde değil, ayrı bir tahkim merkezi kurulması gerekiyor. Washington'da Exit denilen tahkim merkezini kurdular. 1965'te imzaya açtılar bunu ve ayrı bir yargılama sistemi oluşturdular. Bunu şimdi sevgili Egemen'den dinleyeceğiz. Ve en başından itibaren aşama aşama, sonra şey de çok önemli Egemen, yani senle de hep onu konuştuk. Şimdi devlete karşında devlet var.
İlla çok büyük şirket olman gerekmiyor yatırım götürmek Doğru. için ülkeye. İlla Shell, BP falan olman gerekmiyor. Daha küçük ölçekli de olabilirsin ya da batırılmış da olabilirsin. Benim elime zamanda gelmişti Somali'de öyle bir şirket, Türk şirketi batırılmış. Orada rejim değişmeden önce bayağı yatırım yapmaya kalkmış. Üniversite falan yapacaktı. Ama birdenbire bir gecede her şey bitmişti. Şimdi Evet. bu şirketler finans kaynağına ihtiyacı, yani hakkını arayabilmek için, hak arama hürriyetini kullanabilmek için paraya ihtiyacı var. Paran yoksa hak arama hürriyetini kullanamıyorsun. Bizde klasik olarak adli yardım var ya, bunun çok daha büyük bir şeyi. Tabii burada fonlama şirketleri de devreye giriyor tahkimde. Onlardan da biraz bahsetmeni rica edeceğim. Orada tabii çok güzel, biz geçen de Ayşe ile birlikte bir program yapmıştık. Belki Aynen. izlemiş olabilirsin. Ben de O da izledim. Çok çok iyi. güzeldi. Şimdi orada tabii şey de çok hoşuma gitti. Hukuki risk analizi hazırlanması. Aslında ben her tür davada böyle bir risk analizinin hazırlanması gerektiğini düşünüyorum. Bizi burada izleyen Arabuluculuğu ve Tahkim Merkezi sahipleri arkadaşlarım var ya da ortaklar var. Onlara bunu da öneriyorum. Diyorum ki elinizde hukuki enstrümanlar olarak bu da bulunur. Yani sadece arabuluculuk yapmayın. Sadece tahkim yapmayın. Hukuki risk analizi de yapın. Siz yapamıyorsanız o konunun uzmanı olan bir meslektaşınız da portföyünüzde şeyinde bulunsun. Listenizde bulunsun. Böyle bir dava geldiği zaman böyle bir rapor alarak davaya başlayın diye öneririm. Çok uzattım. Sana Estağfurullah. bırakıyorum artık lafı. Yavaş yavaş daha şimdi bir riskle karşılaşalım. Senin elinde örnek olaylar da var. Onlardan Evet. bahsederek gidelim. Aa, şöyle teşekkür ediyorum hani tekrar bu fırsatı verdiğiniz için. Şimdi Çok sağ tabii ol. bizi izleyenler arasında hukukçular da olabilir, hukukçu olmayanlar da olabilir. Belki o yüzden biraz daha anlatımı yalınlaştırarak hani belki biraz daha konuyu daha çekici hale getirebiliriz zaten çekici olan konuyu. Şimdi bir de Egemen, onu söyleyeyim müsaadenle, biz bunları YouTube'da İstanbul Barosu Tahkim Merkezi hesabında ya da sen de ben de kendi hesabımızda da yayınlayalım. İhtiyaç olan arkadaşlarımız oraya daha sonra da izleyebilir, Tabii. oradan daha sonra da izleyebilir. Evet. Önemli olan bilgiyi nakledebilmek. Doğru. Bunu kaçırabilirler ama oradan izlemeye devam ederler. Evet. Şöyle anlatayım. Dolayısıyla biraz daha yaşanmış örnekler üzerinden, deneyimler üzerinden anlatmak biraz daha akılda kalıyor. Hem de inanın ki kendi olayınıza uyguladığınızda daha çok benimsiyorsunuz Tabii. anlatılanı. O yüzden hani bugün biraz sizle de daha önce görüştük. İşte Ural abi de aynı şekilde dönem Çok dönem sevindim, çok konuşuyoruz. sevindim. Ona da aynı şekilde selamlarımızı Tabii. iletelim. Şöyle, şimdi yatırım takibi konusunda daha önceki yayınlarınızda da ben takip ettim. Olayın zaten kaynak noktasının bir şekilde ikili yatırım anlaşması denen bir konseptle esasında ülkelerin kendi arasında yatırımcılarını korumak maksatlı imzaladıkları sözleşmelere dayandırıyoruz. Bu ne demek oluyor? Yani sizin aranızda o devlet birimiyle imzaladığınız sözleşmeden bağımsız olarak sizi bu iki ülkenin imzalamış olduğu bu yatırım anlaşması koruyabiliyor. O kısımları biraz daha belki hızlı geçebiliriz. Çünkü daha önceki yayınlarınızda da biraz bahsettiniz ama örnek verirsek Türkiye'nin 80'den fazla ülkeyle bir yatırım anlaşması var. Buradan ne anlıyoruz? Yani Türk vatandaşları, Türk yatırımcılar bir şekilde bu sözleşme imzalanan ülkelerle iş yaptıklarında öyle ya da böyle belli şekilde koruyucu yapıya sahipler, bundan yararlanabilirler. Şimdi mesela bir örnek üzerinden gidersek, genelde müvekkillerimizin önemli bir bölümünün inşaat sektörünün oyuncuları olduğunu görüyoruz. Yani buradan ne anlıyoruz? Az önce bahsettiğiniz az gelişmiş ülkeler kısmında genelde biz inşaat yatırımlarını götürüyoruz. Yani evet enerji yatırımları da oluyor ama genelde mesela rafineri inşaatları vesaire olmuş olsa gerek. Yani tamamen %70-80 inşaat diyebilirim. Yani Türk bir şirket yurt dışında bir inşaat yapıyor. Bu yaptığı inşaat harici işi o ülkenin bir birimi
tarafından, yani tamamen bir kamu kuruluşu tarafından yönetiliyorsa, tamamen bir kamu kuruluşu olması gerekmiyor. Yönetim kadrosunda da hakikaten kamuda çalışan personeller var ise, bu noktada ciddi anlamda bir el koyma olma durumunda bu bahsettiğim ikili yatırım anlaşmasından yararlanabileceğimizi söyleyebiliyoruz. Bu çok önemli bir avantaj. Dolayısıyla böyle bir örneğin gerçekleştiği üzerinden, yani devamını biraz belki konuşmak lazım. Şimdi ne yaptık? Gittik inşaatımızı yaptık. İşler yolunda gitti. Hak edişlerimizi dönem dönem aldık. Fakat bu ülkelerde gördüğümüz belli bir noktadan sonra kazanılan para ve edilen kar belli aşamalarda bir çekicilik sağlıyor ülke yönetiminde. Ve ister istemez ek bir takım taleplerle gelme sürecine giriyorlar. Hiç bunlar bahsi geçen şeyler değil. Yani örneğin bir müvekkilimizden helikopter pisti yapılması istendi. Bir müvekkilimizden kendi, yani Cumhurbaşkanı'nın, o iki ismini söyleyemiyorum, ama Cumhurbaşkanı'na ait özel bir böyle müstakil bir ev yapılması istendi. Bunlar mesela hiç daha önce bahsedilen veya sözleşmenin parçası olan şeyler değil. Sizler bu talepleri görmeye başlayınca doğal olarak işi kaybetmemek için bunları aynı kontrat bedeli içerisinde yapmak zorunda bırakılabiliyorsunuz. Olaylar esasında böyle başlıyor. Buna direnenler daha sonradan neyle karşılaşıyorlar? Ufak mesela denetimler, işte polis baskınları, çalışanlara karşı seyahat kısıtlamaları, aynı zamanda şirketle ilgili bir takım vergi cezaları olmak üzere. Yani kısaca işlerin çok yolunda gitmediği gibi bir izlenim sizde oluşuyor. Daha sonra bunlar bu sefer hak ediş ödemelerine yansıyor. Yani bunları alamamaya başlıyorsunuz. Alamayınca da işler tam istediğiniz gibi gitmiyor ve bitiremiyorsunuz. Bu noktada bitse bile, bunlarla karşılaşan müvekkillerimiz de var. Tam o noktada işte 3-4 yıl geçmiş oluyor belki de. Ve dönüp dolaşıp diyorsunuz ki bana hani kim yardım edecek? İşte o noktada çok da geç kalmadan ikili yatırım anlaşmasına sarılmak lazım. İkili yatırım anlaşması Türkiye'nin genel anlamda konseptinde bir, eğer dava açacaksan açmadan önce mutlaka uzlaş gibi bir yapısı var. Dolayısıyla 6 ila 3 ay arasında bir takım iyi niyet uzlaşı süreci gibi bir süreç var. Dolayısıyla o noktada artık hakikaten işler sizin açınızdan içinden çıkılmaz bir hale geliyorsa, o noktada bu ihtarnameyi çekerek esasında bu süreci başlatmış oluyorsunuz. Önceki videolarda biraz daha izledim sizi. Hani biraz çok az bahsedildiği için daha hızlı geçmek istiyorum bu kısmı. Dolayısıyla o ihtarnamedeki süre 6 aylık, yani süre geçerse eğer, o noktada ister istemez sizin davayı açmanızla ilgili bir hak doğuyor. Şimdi burada bu noktada zaten verilmesi gereken en zor karar. Bu davayı açmak bence daha kolay ama açtıktan sonraki koşullar gerçekten çok zor. Neden zor? Çünkü yapı itibariyle zaten belli büyüklükte bir inşaat ve belli büyüklükte bir projeden bahsediyoruz. Dolayısıyla buradaki söz konusu zararlar da büyük. Bu zararların getirmiş olduğu ve bu işleri çözmeye aday, az önceki bahsettiğiniz Dünya Bankası İksit örneği. İksit ister istemez yapısal olarak zaten pahalı bir mekanizma. Dolayısıyla davayı benim açan müvekkilim, açmak zorunda bırakılan müvekkilim genelde zaten Türkiye'de mukim ve Türkiye'de de gerçekten başarılı çalışmalar sürdüren, işleri de çok tıkır tıkır yerinde giden bir müvekkil tipi değil. Yani bu müvekkil tipi daha çok bir şekilde o projeyi almış, ihaleyi kazanmış. Belki çoğu zaman bir inşaat dekranı da olmayan, ama bu işi yapmak zorunda olan ve her şeyi bu işe bağlı olan, bu iş olmazsa da aldığı kredilerle Türkiye'de çok büyük sıkıntılar yaşayacak olan biri. Şimdi bu noktada ister istemez hem bu kredi yüküyle uğraşalım, Türkiye'ye döndüğümüzde evimiz dahil, ofisimiz dahil, şirketimiz dahil bir haciz riskinde olsun, hem de ben bu pahalı davayı açayım. Bu pahalıdan kastımız hakem ücretleri, nereden baksanız yani bugün 200-250 bin dolardan başlıyor. Artı burada bir sekreterya masrafı var. Sadece kayıt mesela 32 bin dolar bugün itibariyle. Devam ediyorum. Bir tahkimin getirdiği bir yöntem var. Ne bu? Her tarafın, bizim mesela Türk mahkemelerinden farklı olan bir süreç,
her tarafın, yani iki tarafın da ayrı kuantum eksperleri var. Yani zarar hesaplaması tarafında herkes kendi bilirkişisini tutuyor. Bu noktada kendi bilirkişiniz de sizin duruşmaya sizle beraber katılıyor. Çapraz sorguya çekiliyor. Karşı taraf avukatlarınca ve aynı zamanda kuantum eksperlerince sorgulanıyor. Dolayısıyla o da maliyetli biri. Onlar da bahsettiğim, yani şöyle söyleyeyim, çok daha yeni bir davamızda bu sürece girdik. Yine 300 bin dolarlık bir total bir şeyden bahsedebiliriz, paketten. Bir de üstüne avukatlık masrafları var. Şimdi bütün bunlar düşünüldüğünde gerçekten zor konu. Şimdi çok kısa bir kıyaslama yapmak istiyorum. Bu noktada esasında şirketler, biz bu davayı kendimiz mi açalım, yoksa bu konuda bir finansman mı bakalım diye iki ayrılıkları bir konu var. Eğer yani az önceki örnekte verdiğim gibi sağlam bir şirketse, yani Türkiye'de gerçekten işleri yolunda gidiyorsa, başka bir backup varsa ve B planı varsa ve o noktada ister istemez şirket diyor ki tamam, ben bunu kendim fonlamak istiyorum. Çok büyük avantajları var. Ne avantajı var? Hızlı hareket etme, avukatlık ücretleri daha uygun, artı çok daha hızlı reaksiyon verme ve sürece erken girme. Bunlar çok önemli artılar. Öbür taraftan bakarsam, eğer bir yükümlülüğümüz var ise diğer tarafta borç olarak, o zaman diyor ki müvekkil, diyor ki ya ben de şu anda böyle bir imkan yok. Ben bu davayı açamam ama kazanılacak bir davam var. Ne yapalım? İşte o noktada işte bir önceki yayın gibi, Benchmark gibi, bu sefer funderlar devreye giriyor, finansörler devreye giriyor. Şimdi kısaca dolayısıyla iki tarafı kıyasladığımızda tercihen avukatlar olarak fonu çok tercih etmiyoruz. Neden? Az önce bahsettiğim avantajlar gerçekten önemli avantajlar. Fonu tercih etmek zorundaysak, onu tercih etmek zorundaysak, o zaman tabii ki süreç bambaşka bir noktaya evriliyor. Şimdi bir kere çok değerli hukukçularımız var. İşte sizler gibi, sizlerin de tanıdığı tahkimciler. Şimdi bu noktada Türk hukuk büroları artık belli bir noktaya gelmiş durumdalar. Yani bu işi biz kendimiz yaparız noktasında artık son 3-4 senedir diyebiliyoruz bunu. Daha önce bir şekilde işte yabancı dil bariyeri ve farklı sebeplerden dolayı bu iş biraz zordu. Fakat fon noktasında hala istenilen noktaya gelemedik. Neden gelemedik? Çünkü fonlara bir şekilde davayı tanıtma noktasında daha büyük ofisler, yani kastım dünyaca bilinen global ofislerin konuyu anlatımı ve kredibiliteleri daha yüksek. Dolayısıyla ister istemez çok çok iyi bir davanız yoksa, daha önce o fonla 10-15 tane anlaşma yapıp bu tip süreçlere girmediyseniz, ister istemez sizi biraz daha böyle dinliyor. Ama bunu anlatan hukuk bürosu, onlarla şu anda devam eden bir takım işleri var ise ve kredibiliteleri çok daha fazla ise, o noktada ister istemez onlar çok daha rahat anlatıyorlar. Yani eğer fonla ilerleyeceksek, evet, daha köklü ve kökten kastım uluslararası şeyi, yaygınlığı daha geniş bir ofiste mutlaka konular götürülebilir gibi bir konumdayız halen daha Türkiye'de. Her dava için değil tabii ki. Şimdi bunu götürdüğümüzde çok hızlı bir şeyde anlatırsam 3 ayla 6 aylık bir süreç oluyor. Ve sonuçta ilk bunu gördüğümde ben de inanmamıştım ama %66,3 bu dava kazanılabilir gibi bir sonuç çıkıyor ortaya. Yani bir matematik konuşuluyor burada. Şimdi bu %66,3'e nasıl geliyor diye sorarsanız, esasında çok basit bir diyagram ve algoritma düşünün. Argümanlara göre olabilir ve olur, olabilir ve olamaz gibi iki opsiyon var. Dolayısıyla hani harita kendi içerisinde bir yüzdeye oluşuyor. Yani bu argümanı biz kazanabiliriz, bundan onlar kazanabilirler. Sonuç böyle olur, yoksa böyle olur gibi. Dolayısıyla varsayımla bulunan bir sonuç ve fonlar için çok çok son derece kritik. Ve Çünkü fonlar çok büyük risk altına giriyorlar. Yani o parayı veriyorlar ve geri dönüşü de yok. Kazanılmaz da, değil mi? Aslında tabii çeşitli şekillerde anlaşma yapılabilir ama genelde geri dönüşü de olmayan bir şey. Fakat kar marjı da çok yüksek. kar marjı yüksek, evet. Yani istenen bir şekilde bir mahkeme kararı alınırsa, ilk başta biliyorsunuz masraflar düşüyor. Yani bu az önce bahsettiğim kalemler diyelim ki 3 milyon dolar tuttu. İster istemez 20 milyon dolarlık bir karar ve bir tahsilat gerçekleşirse, önce bu 20'den 3'ü çıkarıyoruz. Sonra da anlaşılan bedel her neyse, yüzde, ki son dönemde çarpan daha fazla. Yani çarpan olarak periyodik ne anlama geliyor? %30 ile %50 arası bir piyasa var.
Oo, çok güzel. Evet, aynen. Davanın zorluğuna göre bir değişiyor. Son yeni çıkan çarpan kısmında finansörler şöyle bir şey yapıyor. Diyorlar ki bu 5,5-6 yıllık bir süreç. Ben sana periyodik olarak bir takım paralar vereceğim ihtiyaç olunca. Sen periyodik olarak hangi sürenin hangi noktasındaysan ben onunla orantılı bir çarpanla senden parayı geri alacağım. Yani 6 ayda 300 bin dolar harcadı. %1,5 katını alacağım. Yani 300 bin doların %150'sini alacağım. 450 geri alacağım. Bir yılda para ulaştı. Bu sefer 2 katını alacağım. Gibi böyle bir çarpan yöntemi de var. Dediğim gibi yani eğer fon geldi davayı beğendi. Kendine göre kuvvetli buldu. Sonuçta ortaya bu dava alınabilir çıktı. Ve bir teklif yapılıyor. Genelde müvekkillerimiz bunun pazarlığını yapabilseler de çok fazla şansları yok baktığınızda. Çünkü ikinci bir alternatif bulmak davanız kuvvetli değilse çok kolay değil. Yani Dolayısıyla burada çok özür dilerim Egemen. Türkiye için konuşuyoruz herhalde. Çok doğru. fazla fon yok. Yani rekabet ortamı çok fazla değil sanıyorum. Ama dünyada bayağı bir fon var mı? Bildiğim kadarıyla. İngiltere'de, Amerika'da. Türkiye'de zaten yani bu tip bir fon kuruluşları Şu an yok. esasında bulundum. İsteyen çok var, motive olan çok var. Fakat bu bambaşka bir iş. Yani artık tahkim finansmanı apayrı bir yani ekibiniz olması lazım. Dolayısıyla belki bundan 15 sene sonra düşünebiliriz ama şu an yok. Dünyada da çok yok baktığınızda. Yani baktığınızda New York'ta ve Amerika'da bulunan bankaların alt birimleri var. Hedge fundlar var. Ve aynı zamanda tahkim fonları var. Bu tahkim fonları şöyle söyleyeyim size, onu geçmez. Dolayısıyla finansman kısmı bu. Şimdi ben bir örnek vermek istiyorum. Belki gizli çekebilir. Şimdi bir tane davamızda şöyle bir şey oldu mesela. Davamız çok kuvvetli. Exit'te açtık. Hala devam ediyor. Ve Exit'te davayı açmadan önce fon arayışına girdik. Ve nispeten açtığımız davayı açtığımız karşı ülkeye yakın orijinde bir hissedar yapısına sahip bir fon davayla ilgilendi. Bu fon daha önce herhangi böyle bir sürece girmemişti. Ve para toplama olayı çok enteresan oldu. Bunların bir web sitesi var, bir platform bu. Ve bu platforma davayla ilgili tüm bir şeyler yüklendi, bilgiler yüklendi. Ve eş zamanlı olarak fon bize mail attı avukatlara. Dedi ki açın izleyin. Biz bu platforma web sitesine girdik. 2 saat içerisinde 300 bin dolar bir finansman toplandı. Yani o paranın akışını an ve an görebiliyorsunuz. Ve bu 300 bin dolarlık bir para tahmin edersiniz hakem masraflarıdır, bilir kişilerdir vesaire. Her kim ne kadar koyduysa, işte bu crowdfunding denen olay zaten. Her kim ne kadar para koyduysa onun orantılı olarak geri alma ile ilgili bir katılım sözleşmeleri de var imzaladıkları. Ve inanın ki bu süreç çok hızlı işledi ve şu anda bu gerçek bir olay. Yani bizim bir davamızın finansmanı bu şekilde sağlandı. Çok ilginç. Sen de hani çalışma alanlarından biri, benim de öyle. Bizim sermaye piyasası mevzuatımız buna izin vermez mesela. Evet. Yani zamanla verebilir ama şu anda evet. Şu anda Evet. baktığınızda böyle. Ama tabii Parayı çok fona çeviriyor. felsefiler, fikirler oluşturmaya başladım kafamda. Güzel şöyle anlatayım bir de. Yani şimdi mesela dava ile ilgili gelişmeler oluyor. En az bizim kadar o yatırımcılar bu işe şeyler, bilgi sahibiler. Evet, Sürekli olarak bilgiler gidiyor. Soru sormak isteyen, bizle tanışmak isteyen bizle tanışabiliyor. Ve inanın ki yani bu kadar yüklü bir para, bu kadar kısa bir zamanda çok önemli bir başarıydı. Bizim açımızdan mesela ilginç deneyimlerden biridir. Halen daha o fonla ilişkilerimiz çok iyi devam ediyor. çok güzel, çok güzel. Yani bu anlattığın gerçekten çok değerli bir bilgi bence. Ben Evet. Ayşe ile yapmış olduğum programda da ona şey söylemiştim. Aslında bu çok önemli bir varlık, karar özellikle çok önemli bir varlık. Bunun kağıdı da çıkartılabilir. Şimdi ben kapitalist değilim ama Tabii. kapitalizmin nasıl işlediğini iyi bilirim çünkü banka sektöründen geliyorum. Tabii. Çok güzel değerli türev ürünleri çıkartılabilir aslında. Şimdi sen de aslında ona benzer bir şey, türev ürün olmasa da yatırıma açtın sen bunu. Halka açık Evet. hale getirdin. Evet, aynen. Şimdi ben sizin merak ettiğiniz soruyu ben size söyleyeyim.
Şimdi aklınızdan sizin şu geçiyordur. Yani bizim ofisimizin de aklından geçtiği için. Bizde de çok iyi davalar var. Bu fon bu Türkiye'deki davalara girer mi girmez mi? Şimdi buna ben çok uğraştım. Yani en azından kafamdan silmek için uğraştım. Dolayısıyla davalar anlatıldı, aktarıldı. Çok kuvvetli davalar. Önceden biliyorsunuz işte kamulaştırma davaları, miras davaları çok büyük tipte davalar var. Fakat gelin görün ki hani kritik etmek açısından söylemiyorum. Sistemi biraz şey bulmuyorlar. Yani bir Dünya Bankası'ndaki tahkim kadar rahat ulaşılabilir, anlaşılabilir ve güvenli ve en azından sürpriz yaşamayacakları bir durum gibi görmüyorlar Türkiye'yi. Dolayısıyla maalesef ikna edemedik. Yani evet, bu benim canımı acıtan bir şey Egemen. Gerçekten Türk hukuk sisteminin güvensiz olması, her türlü kararın çıkabilmesi, riskin çok yüksek olması hepimizin canını çok acıtıyor. Yani biz müvekkilimize var olan Yargıtay kararlarına da atıf yaparak, var olan mevzuata atıf yaparak yani bir projeksiyon çizmeye çalışıyoruz. Şuna ulaşabiliriz. Tabii ki haklı olarak müvekkil davayı kazanacak mıyım, kaybetmeyecek miyim diye soruyor. Biz var olan şeye göre söylüyoruz fakat bambaşka şeylerle karşılaşabiliyoruz. Şimdi bu şartlar altında nasıl yatırımı açabilirsin ki böyle bir davayı? Yani işte ama denedik en azından öyle söyleyeyim yani Evet, denedik en azından. yani güzel, Belki güzel. İnşallah o ileride günler gelecek. İşte inşallah. bu sebeple zaten bu rahatsızlığım sebebiyle Türkiye'de tahkimin daha önemli noktalara gitmesi gerektiğini düşündüm. İşte bu çalışmaları hep beraber yapıyoruz. Ya şöyle açayım ve kapatayım. Varsayımı çok yüksek Türk hukuk Evet. sürecinin. Evet, Yani çok doğru. her şey olabiliyor. Tahkimde tabii o az önce bahsettiğim fonların yaptığı varsayım bile esasında 3-4 argüman, belki de onların karşıt argümanları var. Onun dışında yani hepsi öngörülebilir bir süreç. O yüzden yatırımcıları da biraz anlayabiliyorum. Dolayısıyla konumuza isterseniz geri gelelim. Evet. Nerede kaldığımızı aktarmak açısından. Yani ya evet. Şey, fonla davaya devam etmekten bahsettik. Fonla davaya devam ediyoruz. Şimdi fonla davaya devam ediyorsak ister istemez fonun bana göre de içeri girdikten sonra çok büyük avantajları var. Ne bunlar? Bir kere en az davacı kadar müdahiller. Ya bu çok avantaj bir şey. Yani her şeyi sorguluyorlar, avukatı ayakta tutuyorlar, süreci disipline ediyorlar. Başka deneyimleri var başka davalarda. O konuda yardımcı oluyorlar. Artı bir de tabii şöyle, sonuçta para piyasası ve belli konumda insanlar mutlaka ve mutlaka uzlaşı ile ilgili dava harici bir deneme süreci oluyor. Çoğunda başarıya ulaşılamayabiliyor ama çoğunda da ulaşılıyor. Bir kısmında ulaşılıyor. Dolayısıyla hani fon devreye girdikten sonra bir takım avantajlar başlıyor. Şimdi hani fon devreye girdikten kısmı da bir aktarayım. Ama ondan önce belki bir noktada sizi bilgilendirmek isterim. Şimdi sıkıştı müvekkil, parası yok. Oradaki yatırımına el kondu. Türkiye'ye döndü. Çoğu kendi adresinde yaşayamıyor. Tahmin ediyorsun. Dolayısıyla bütün bu haller devam ederken Türkiye'deki ana şirketi müflis durumda. Yani iflas davası çoğu zaman açılabiliyor. Doğru. Sebebi de örnek veriyorum. Türkmenistan örneği veya Özbekistan örneği. Bu ülkeler aynı zamanda Türkiye'de alacak dava, alacaklarını yazdırıyorlar iflas masasına. Çünkü orada yaşanan sıkıntıyla beraber burada borçlanma oluyor. Buradaki alacaklılardan biri iflas düğmesine bastığı an devamlı geliyor zaten. Dolayısıyla eğer bir de şirketiniz iflas sürecine girmişse ben şu anda mesela böyle bir davamız var. Devam ettiğimiz. İflas masasının yönettiği bir tahkim davası ve bir fonun şirket sahibi olan şahsı fonlaması ve davayı fonlaması. Fakat iflas masasıyla da birebir de çalışmaması örneğimiz var mesela. Bu çok iyi bir örnek. Ama geneliyle iflas davası açılırsa, yani bu hakikaten bir sıkıntıya düşerse, o noktada fon bulmak gerçekten zorlaşıyor. Neden? Neden? Çünkü benim o çok değerli iflas müdürlerim, çok fazla deneyim olan iflas müdürlerim her şeyi görmüşler ama böyle bir şey görmemişler. Şimdi siz onlara bir yatırım tahkiminde bir fonu anlatınca
ciddi anlamda bir karmaşa yaşıyorlar. Hiç böyle bir şey başlarına gelmemiş. Tek düşündükleri masa, masaya o paranın gelmesi. Dolayısıyla bir fona da böyle bir davayı anlatmadan önce o masadan o yetkinin alınması lazım. Yetkinin alınmadığı ve fona götürülen davalardaki başarı oranı çok düşük. Yani mutlaka ve mutlaka o iflas masasından böyle bir tahkim davasının yürütülmesi öncesinde finansman arayışı için fonlarla görüşme yetkisini istemek lazım. Çok Ne bu kadar zor, detaylı. ne kadar Evet. zor bir şey. Yani işte Çok. şey yapıyorum da tasarruflu iptal davası açmak için bile yetkiyi Evet. isterken çok zorlanıyorsun. Evet. Bu mantığı yani düşünebiliyor musun? %30'unu, %40'ını belki %50'sini vereceğim diyeceksin falan. Aynen öyle. Zaten olmuş ama işte bir belli bir zaman geçiyor üzerinden. 1 sene, 2 sene orada masa inanıyor. Diyor ki yani bunun dışında benim kurtuluşum yok. Ama zor bir süreç. Ben şu anda yeni girdim o sürece. Bir tanesinde de. O yüzden şu anda tam yaşadığım süreçler. O alacaklılar toplantısı, oylama, olayın aktarılması, şirketin çalışanlarının oylamaya katılması, vekillerine anlatılması, 40-50 kişilik alacak toplantıları, burada bir uluslararası tahkimden bahsetmek, onlara bilgilendirme mailleri, yani onlar apayrı süreçler yani. Kısaca yani iflas olduğunda bu iş biraz daha zor. Öyle söyleyebilirim size. Ama diğer tarafta iflas varsa veya yoksa yine bir şekilde fon bulduysak yolumuza çıkıyoruz. Yola çıktığımız zaman Türk müvekkiller en azından hani o tip belki örnekler de verilebilir. Gerçekten bir kere davaya çok sahipleniyorlar. Yani Türk müvekkil davasını çok sahipleniyor. Bu çok büyük bir avantaj. Çünkü ben yabancı müvekkillerim de oldu. Onların da tahkim davalara baktım. Türk müvekkiller davalarını müthiş sahipleniyorlar. Artı çoğunda bir İngilizce bariyeri var. Ama ona rağmen her detayı bilmek istiyorlar. Ve sonuna kadar destek veriyorlar. Bu bence çok çok büyük bir artı. İşin bir de tahkim bacağını kısaca anlatırsam davayı açtık. Fonlu veya fonsuz. Dilekçeler süreçleri var. Türkiye'de hiçbir fark yok normal işleyen dava sürecinde. Dilekçeler, cevap dilekçeleri, cevabı cevap dilekçeleri derken duruşma. Duruşma tabii ki Türkiye'den farklı olarak en azından belleklerde şöyle kalabilir. Minimumda davanın türüne göre değişiyor ama 3 ila 5 gün süren bir duruşma. Yani özetle heyet diyor ki kardeşim ben bu işe bugün başlarım. Bitirene kadar da bu odadan çıkmam. Yani mesela bir duruşmamda şöyle bir şey oldu. Biz 2 gün diye şey yaptık. 3. güne sattık. 5 gün süren duruşma var. Biliyor musunuz? Her sabah duruşma kaldığı yerden devam ediyor. Doğru. Bu ben bunu da çok yararlı buluyorum. Bir kere düşünce eskimiyor. Daha konsantreler. Ondan sonra taraflar aynı şekilde muazzam bir çapraz sorgu imkanı. Kısaca hani duruşma da son derece aktif geçiyor. Ya, Duruş. tahkimin en güzel taraflarından biri de zaten aslında bu. Şimdi Evet. biliyorsun özel hukukta, yani ceza hukukunda biz kısmen yapıyoruz ama özel hukukta duruşmalar fuzuli duruşma olarak biz Doğru. de bir tecrübeli olduğumuz için hakimler biraz saygı gösteriyorlar, bir biraz daha fazla konuşabiliyoruz ama bu doğru değil. Yani hak arama hürriyetini kullanıyorsun sen. Doğru. Müvekkili, yani dilekçende yazıyor. Ne demek dilekçemde yazıyor? Ben bu hakkıyla savunmamı yapmam lazım. Tahkimde buna imkan var. Aksine yapmazsan zaten iptal sebebi. Yani Evet. senin şimdi öyle bir çelişki var aslında Doğru. mahkeme ile tahkim arasında. Doğru. Ve tüm tahkimle uğraşmak isteyen meslektaşlarıma ya da uğraşmayan meslektaşlarıma, yani tahkimle uğraştığınız zaman, bir davaya çıktığınız zaman bunun keyfini alacaksınız. Bunu söyleyebilirim. Savunmanın nasıl yapıldığını, o keyfi alacaksınız. Evet. Kesinlikle. Bir kere zaten belki biraz hakemlerden de bahsetmek lazım. Lütfen. Şöyle amiyane anlatayım. 50 kişilik bir grup. 51 değiller. Yani 30 yıldır aynı ekip. Öyle söyleyeyim size. Her zaman ve her zaman atanmak istenen hakemler taraflar açısından bilinen ve tanınan insanlar. Hakem atama süreci çok kritik. O sürece de belki biraz değinmek lazım. Neye göre hakem seçiyoruz? Şimdi 50 kişi, 50 tane avukat, 50 tane farklı, 50 tane hakim, eski hakim. Neye göre neyi seçiyoruz, kimi seçiyoruz? Sorusu çok kritik. Daha önceki verdikleri kararları çok iyi irdelemek lazım. Harikasın. Adeta ikiye ayrılıyor. Devletçiler
ve yatırımcılar diye. Doğru, Yani, doğru, doğru. dolayısıyla seçilen hakemler baktığınızda biri bir şekilde düşünüyorsa o düşüncesine devam ediyor. Seçtiğiniz hakemin ikna kabiliyeti son derece kritik. Özellikle baş hakemin ikna kabiliyeti. Baş hakemin ikna kabiliyetinde o kadar enteresan nüanslar var ki hakem seçimlerimizde. Örnek veriyorum. İkna etmek istiyorsak veya bizim tarafımızı düşünmesini istiyorsak daha önce yatırımcı lehine karar vermiş bir hakemin de aynı ofiste olan ve aynı takımda çalışan hakem bakıyoruz. Her gün görüşebilsinler ve sorabilsinler diye. Örnek tema kurabilmek açısından. Evet, aynen. Yani bir de belki de şey, nasıl düşünüyor onu anlayabilmek açısından. Öyle çünkü yani baktığınızda pratik hayatta zaten aynı ofisteler. Sizin bir ortağınız var diyelim ofiste. İstanbul'da bir ofisiniz var. Ve tahkim çok yorucu bir hakem açısından da kolay değil. O kadar sayfaları okumak. Sürekli 24 saat gördüğünüz bir ortağınıza dönem dönem sorular sorabiliyorsunuz. Ortağınıza siz cevap verebiliyor. Dolayısıyla enteresan nüanslardan bir tanesidir. Aynı şekilde makaleleri. Daha önce verdikleri kararları açıkladım. Bir de aynı zamanda mesela son dönemde biraz daha son dönemde bazı hakemlerin diğer hakemlerin model aldığı gibi bir durum söz konusu. Yani Evet. Onlara da bazı hakemlerin diğer hakemleri model alması. Evet. Onlara atıf yapması. Kime atıf yapıyorsa o kişiyi bulmaya çalışıyoruz. Yani noktalardan bir tanesi. Ama Güzel. Fon da mesela çok bu işte şey en az bizim kadar irdeliyor hakemi. Yani onu anlatırken. Tabii mesela üniversitedeki hocalarım benim hep hakem olarak karşıma çıktı. O çok ayrı bir keyif bu arada yani. Hani okuldayken, karşınızdayken yani doğru insanı seçmiş olmanız. Bu noktada yani geneliyle bakarsan duruşmadan bahsettik. Biraz süreçlerden bahsettik. Az önce bahsettiğim gibi hakem seçimi son derece kritik. Belki çok ufak bir şey daha ekleyebilirim. Bir deneyim olması açısından. Türk müvekkillerde şöyle bir şey olabiliyor zaman içerisinde. Dava fonlanıyor. Belli ki fonun bir finansal bir gücü var. Dolayısıyla dönem dönem şahsi bir takım durumları için bana acaba yardım ederler mi? 6. aydan sonra bunu duymaya başlıyoruz. 15 bin dolar. 20 bin dolar alabilir miyim? 25 bin dolar alabilir. Eğer ben bunu alamazsam bu böyle bir şey yapacakmış. Eğer bunu bana vermezsen bu böyle bir şey yapacakmış. Şimdi fonlar da oldu ikiye ayrılıyor. Ama bu o kadar sık olan bir şey ki bu başıma gelmediği bir finansmanı sağlanan bir dava olmadı. Benim bütün müvekkillerim bir noktadan sonra para istediler fondan. Davadan bağlı. Zaten genelde çok zor duruma düşüyorlar herhalde. Evet. Ekonomik evet. anlamda. Bu sebeple şey istiyor. Alacağına mahsuben. Alacağına mahsuben kısmı da şöyle. Fonlar şu anda Türk müvekkilleri de çözmüş durumdalar. Diyorlar ki ben bu parayı vermezsem o rahat uyuyamaz. Mutlu olmaz. Bu işte olmaz. Dolayısıyla şöyle bir şey yapalım. Ben bu parayı vereyim ve aynı şekilde oranımız neyse ben bunu aynı oranda yani sanki şey gibi dediğiniz gibi alacağı mahsuben alacağı arttırıyor. Yani. Ha, ama şey, alacağı mahsuben de değil şey oranını artırarak aslında değil. Bir kredi Evet. veriyor. Evet. Bir nevi kredi veriyor. Aynen öyle. Ve bunun çok yoğun olduğunu söyleyebilirim. Mesela bunun çok güçlendirdiği ilişkisini düşünen fonlar var. Bir taraftan da çok karşı olan fonlar var. Yani ikiye ayrılıyor yani orada. Ama Türk müvekkillerle ilgili tabii enteresan. Yani bir tanesiyle mesela şeydeyiz. Bu tanık ifadeleri sürecindeyiz. Mersin'deyim. 38 derece sıcak var Ağustos ayında. Yanımda iki tane şey. Kuantum işte zarar hesaplamayacak şey bilir. Önceden tanıklarla konuşuyor. Üniversiteye gidiyoruz. Çukur Üniversitesi'ne vesaire. Neyse gittik. Ondan sonra döndük. Ondan tam böyle kaldığımız otele yaklaşıyoruz. Benzin istasyonuna durduk. Ve benim müvekkilim döndü bana dedi ki Egemen Bey dedi bana dedi hadi dedi, biraz bir paket sigara alır mısınız dedi, tamam mı? Ondan sonra alırım tabii ki dedim. Ondan sonra yalnız dedi bunu dedi zaten dedi, siz yazıp ona yazarsınız dedi. Bunun şey yani masraf olarak. Şimdi böyle düşünenler de var. Şimdi çok o zaman diyorsun ki bunu ben ısmarlayayım sana. Niye fona yazıyorsun? Ayıp. Şey, ayıbı geçtim.
fonlar biliyorsunuz yani şimdi kredibilite olay. Şimdi fon diyor ki ha böyle bir yaklaşımı varsa bu o zaman da o ülkede benzer bir şey yapmış olabilir. Mesela avukat olduğunuz için böyle riskleri anladığınız için dolayısıyla hemen ben müdahale edip tabii ben hani bir şekilde ısmarlamış oldum ama yani böyle şeyler de olabiliyor yani. Yani Türk müvekkillerin ucu sınırı yok. Anlatayım yani olayda. Tabii fonda haklı. Huy çıkar, şey can çıkar huy Evet. çıkmaz. Aynen. Doğru. Kesinlikle. Kesinlikle. Böyle deneyimler de oldu. Teknik olarak da şimdi fonlarda şöyle bir deneyim daha yaşadık. Belki anlatabilirim size, aktarabilirim. Şimdi bir ülkede yaklaşık 11-12 tane şirkete eş zamanlı olarak yani çok birbirine yakın zamanlarla el koymalar, cezalar, vergi cezaları ve işte kamulaştırmalar olmak üzere hepsi çok büyük sıkıntı yaşadı. Biz de sene 2013 olması lazım. 2013 yılında bir fonumuz vardı. Fonla beraber çalışıyorduk. Fon dedi ki eğer ben bu 12 tane potansiyel davayı bir araya getirip o ülkeye karşı sunabilirsem o noktada belki hepsinin açılacağı korkusuyla bir uzlaşma masasına oturabiliriz. Biz hukuken de tabii artı ve eksi görüşler var. Dolayısıyla çok değişken bir şey. Ama biz bir şekilde fon tarafından bunu yapmaya ikna edildik. Öyle söyleyeyim. Kendi düşüncelerimize vererek ama dedik ki tamam eğer finansmanımız buysa mecburen bunu yapacağız. Zaten başka türlü adam açamıyor son tane dava. Yapacak bir şey yok. Bunu yapacağız. Dolayısıyla şöyle bir şey denedik. Aynı ikili yatırım anlaşmasının aynı maddelerinin ihlal edildiğini öne sürüp bu 13 tane potansiyel davayı biz tek bir çatı altında açmayı denedik. Bu en azından Türkiye'de olan ilk ve tek konsolide hukuk süreciydi. Konsolide tahkim süreciydi daha doğrusu. Dolayısıyla dedik ki biz ikili yatırım anlaşmasının aynı maddeleri ihlal oldu. 7. maddesi de, 14. maddesi de. Müvekkillerin hepsi Türk. Müvekkillerin hepsinin yatırımlarına el konma konusunda bu kaynakla, bu altyapıyla yola çıkıldı. Dolayısıyla bu da ortak. Dolayısıyla ey tahkim heyeti, buna benzer davalar da var. Dolayısıyla sen bu sürecin tamamını sen yönet. Bu adamcağızlar yazık şey vermesinler. Hepsi ayrı hakem ücretleri, avukat ücretleri vermesinler. Gel bu işi sen çöz. Sonra heyet o kadar enteresan bir sohbet 2000 dediğim gibi 2013'te yani Paris'teki duruşmada tahkimin güzelliği burada yani sizin söylediğiniz gibi. Heyet döndü ve dedi ki şimdi bizim dedi bu sürece onay verdiğimizi düşünün ve bunu nasıl yapacağımızı bize anlatın dedi. Ben bu duruşmaları nasıl yapacağım dedi. 33 gün boyunca her birine 3'er gün versem ben şimdi dedi bunları nasıl yapacağım? Siz hani bana bir anlatın. Bütün bu süreç anlatıldı. Biz anlattık, onlar anlattılar, karşı tarafın avukatları vesaire. Sonuç olarak güzel ve yani çetince bir süreçti. Ve inanın ki hukuki anlamda çok güzel bir mücadele oldu. Fakat heyet ikiye bir şöyle bir karara vardı. Dedi ki evet biz kabul ediyoruz. Benzer süreçler olmuştur. Benzer ihlaller de yaşanmıştır. Fakat ne olursa olsun herkesin şeyi kendinedir. Ondan sonra davanın devam eden sürelerinde biz hani herkes için ayrı ayrı bunu yapmamız çok mümkün değil. Ayrı ayrı açmamız dedi. Bu da çok enteresandı. Böyle davalar var bu arada. Yani şunu demeye getiriyorum. Yine de mümkün olabilir. Bu davalarda olmadı. Çünkü sektörleri farklı, çok da farklı konular da vardı. Ama bu da mesela kullanılan şeylerden, metotlardan biri. Evet, ilginç. Şey olabilirdi tabii. Aslında hakemler de kendi ücretleri açısından tamamını bakmak isteyebilirdi. Ama tabii işin içinden çıkmak da çok zor Egemen. Yani o kadar O zor. dava içinde dava sürekli. Yani Zor. çok zor. Yani Aynen. çünkü belirli bir noktadan sonra hakemlik zaten prestij bir iş. Yani bu işin, ya ben hep şey derim, tahkim bizim mesleğin krem de la kremidir. Hakemlik en üst nokta. Çünkü sen hüküm Tabii. ediyorsun sonuçta. Tabii. Bu pozisyondasın. Yani
biraz daha fazla para kazanacağım diye böyle risklere girmez aslında hakem. Doğru. Girmiyorlardı. Girmiyorlardı. Aynen. Aynen. Bu da mesela böyle enteresan bir süreçti. Belki biraz da sonuna yaklaşabilirim. Yani davayı götürdük. Dilekçelerimizi verdik. Cevaplar geldi. Onlara yazdık. Sonra duruşma oldu. Sonra gerekirse ikinci bir duruşma oldu. Artık davanın sonuna geldik. Dava dolayısıyla lehimize veya aleyhimize bitti diye. Şimdi o noktada davayı kazandık. Şimdi davayı kazanınca da iş bitmiyor. İşin icrası var. Yani kazandığınız mahkeme Mesela kararının. bu konu çok özel. Biz Evet. daha önce bu konuyu yapmadık. Senden de çok rica etmiştim bu konuyu. Çok teşekkürler. Bu arada bir arkadaşımız soru sormuş. Fondan kastınız tahkim yargılamasının sigortalanması mı demiş. Yok, hayır, değil. Aslında o konudan biraz bahsettik. Evet. Tahkim yargılamasının tamamen finansmanı bu. Finansmanı. Yani şimdi tekrar anlatayım. Özetle müsaadenle ben şey yapayım. Davayı açacak davacı tahkim yargılamasında, fakat parası yok. Çünkü öyle büyük bir zarar etmiş ki. Şimdi ama elinde bir değer var. Bu dava bir değer. Kazanabilecek bir dava olarak düşünüyor. O zaman fonun kapısını çalıyor. Benim elimde böyle bir dava var. Siz benim masraflarımı karşılarsanız birlikte çalışarak bu davayı götürebiliriz diyor. Şimdi tabii aslında bence Egemen, bu sadece para vermek meselesi de değil. Davanın işin içine de girmesi aslında fonun çok büyük bir avantaj. İşte hukuki risk analizi raporunun alınarak zaten şimdi bu işe gireyim mi girmeyeyim mi bunun kararını verecekler. Böyle bir rapor alacak. Ondan sonra da davanın kazanılabilmesi için tüm kaynakları akıtmaya başlıyor. Çünkü başka yerden para kazanamaz fon. Doğru. Yatırım Doğru. yapmış. Yeterli derecede avukatları yoksa daha güçlü bir hukuk kadrosu sağlıyor. İşte altta, arkadan, yani perde arkasından, tahkimin perde arkasından bir destek sağlamış oluyor. Hem ekonomik hem hukuki destek sağlamış oluyor. Doğru. Sigortadan çok farklı bir konu sevgili meslektaşım. Evet. Evet, şimdi davayı kazandık. Davayı kazandıktan sonra bunu nasıl tahsil edeceğiz? Şimdi Yani davayı kazandık. klasikler belli. Tanıma, temfiz falan tamam, ama asıl sendeki bilgi daha özel. Şimdi davayı kazandık. Şimdi davayı kazanma aşamasında biz genelde tercih ettikleri fonları, bunlar bir kere para alması zor ülkeler, zor coğrafyalar. Dolayısıyla siz parayı nasıl almakla ilgili mahkeme kararının sonucunu beklemek gibi bir lüksünüz yok. Ne yapıyorsunuz? Zaten fon eğer var ise fon daha devreye girmeden tahsilat kabiliyetiyle ilgili bir araştırma yapıyor. Ve kendi istihbaratçılarıyla görüşüyor. Yani o ülkenin ülke dışındaki rezervleri, paraları, varlıkları her neyse bunların bir şekilde fonda veya fonla açmıyorsak davacıda bulunması gerekiyor. Bu fon da yapabiliyor. Ayrıca şirketler de var galiba. İşin içinde fon yoksa bunu yapan şirketler de var, değil mi? Fonlar mutlaka istihbarat şirketleri çalışıyorlar. Evet. İstihbarat şirketleri şöyle, çok orijinal insanlar, öyle söyleyeyim size. Adları, sanları çok kolay bulabileceğiniz insanlar değil. Bir kartvizitleri yok. Yani yaptıkları işleri anlatan insanlar da değil. Ama siz onlara bir şekilde ulaşıyorsunuz. Genelde tek başına çalışan insanlar. Ve o kadar enteresan şeylerden bu varlıkları buluyorlar ki yani parayı yani banka hesap numaralarının takibiyle çok ilginç bir şekilde yani dünyanın bambaşka bir yerinde bir banka hesabına, bir doğalgaz rezervine, bir hak edişe ulaşma imkanları son derece yüksek. Çok yüksek paralar kazanıyor. Yani avukatlar kadar değil belki ama yakın kazanıyor. Şimdi orada diyelim ki bir böyle bir şirketle anlaştık. Dolayısıyla bu anlaşma süreci genelde davanın başında oluyor. Yani dava açmamızla beraber araştırmaya başlıyoruz. Ve o geçen 3 yıl boyunca diyelim ki 6 ila 1 yıl arasında bir tespit yapılırsa o para sürekli olarak 3 yıl boyunca izleniyor. Dolayısıyla mahkeme kazanıldıktan sonra da siz ne yaptınız? Parayı tespit ettiniz diyelim. Ama o noktada devlet temize gidebiliyor. O temize gitme noktasında şu anda mesela devam eden bir takım davalar var. Yani halka açık olduğu için söyleyebilirim. Mesela bir Adem Doğan Türkmenistan davası var.
bizim çok yakınen takip ettiğimiz, çok sevdiğimiz meslektaşlarımız, Glassroot, yani oradaki avukat meslektaşlarımız aramız çok iyidir. Sağ olsunlar, bilgileri de dönem dönem bizlere veriyorlardı. Mesela bu davada ki örneklerden bir tanesi, Adem Doğan davayı kazandı. Fakat Türkmenistan parayı almış zor diğer. Ve işin devamında Adem Doğan, Türkmenistan'ın temyizinden sonra bir teminat talebinde bulundu. Yani hakem heyetinden. Teminata karar verecek olan, yani evet teminat koysun kararını verecek olan da ikinci heyet. Yani o ilk üçlü gidiyor, yeni bir üçlü yani. Dolayısıyla eğer bu karar verilirse ister istemez bu sefer teminat koyuyor. Kazanırsanız eğer temin sürecini, onun içinden direkt teminat mektubunu bozdurabiliyorsunuz. Adem Doğan örneği budur. Diyelim de. Evet. Dolayısıyla son derece önemli. Evet tabii şimdi şey de var. Yani devlete karşı dava kazanıp da tahsil etmek aslında kolay gibi görünüyor. Bir takım şeyleri vardır, izleri vardır diye görünüyor ama bazı devletler o kadar şey ki sorunlu devletler ki gel Libya'ya karşı alacağını tahsil et. 15 şirket aynı anda. Çok Evet. zor. Çok zor. Çok çok zor. Yani o anlamda evet, bu da yani fonların bir davayla ilgisi esasında o ülkedeki tahsil kabiliyetiyle çok doğrudan da orantılı. Eskiden mesela davaya bakarlardı. Şimdi ucuna bakıyorlar. Yani ben alabilir miyim diye her şeyden önce. Dolayısıyla hani biraz da bu yapıyla mesela bazı ülkelerde şu anda zorlanıyoruz fon kısmında. Yani o ülke bize bu fırsat gelirse hani inanın fona götürmüyoruz bile bazı noktalarda, yani ilgilenmez diye. Dolayısıyla o tahsilat olayı çok önemli. Hani bir takım efsaneler var. Realitede gerçekleşmiş ama şu anda artık çok zor olan bir uçak haczi. Ondan sonra bir büyükelçilik şeyi, haczi vesaire. Bunlar tabii hani sonuçta bağımsız, yani şirketlere, ülkelere ait gözüktüğü için orada bir noktada dokunulmazlık kısmı var orada. Dolayısıyla dokunulmazlık devreye girebiliyor. O yüzden biraz daha farklı asetler bulmakta yarar var. Doğru. Yani baktığında. Aynen. Yani belki şey yani aklıma gelen Dünya Bankası'na IMF'den falan alacağı varsa işte büyük uluslararası kredi kuruluşlarından alacağı varsa belki onlara yönelilebilir. Ama bu çok basit çözümler. Bu muhakkak yapılan şeylerdir. Evet, Ama evet. muhakkak gizli alacaklı şeyleri de varlıkları da var bu tarz ülkelerin. Ya bilgi olması açısından yatıyorum. Dünya Bankası o uygulama yapmıyor. Bu denendi. Yani çok çok defa denendi. Dünya Bankası'nın hani en azından yönetim yaklaşımında hani o zaman ben sana bu paradan ona veririm gibi bir durum yok. Dünya Bankası diyor ki o ayrı, bu ayrı. Yani orada kesin bir çizgi var. Ha ne yaparım? Eğer sen bu kadar çok eksikte davam varsa, ben bunları yayınladığım için sana zaten en büyük ceza olur. Dolayısıyla ben bunları yayınlamamla beraber sana zaten yabancı yatırımcı gelmez. Gelmez. Dolayısıyla bir dahaki kredi verirsem de herkes bunları görecektir gibi bir durum var. Dolayısıyla o çok çekici bir durum, yani IMF oraya vermesin buraya versin ama çok kolay olan süreçler değil. Çünkü sonuçta onlar da bir ülke. Doğru. Şey süre bitiyor. Kaydetmek açısından bitireceğim. Sonra devam edelim. Oldu mu? Tamam, tabii ki memnuniyetle. Sağ ol. Selam. Egemen'cim, tekrar merhaba. Ya yani onu anlatıyorum şimdi arkadaşlara. Kitaplarda dünya kadar yatırım tahkimi kitabı yazılmış. Evet. İşte okuyoruz, şey yapıyoruz. Seninle yaptığımız çok özel bir program aslında. Yaşanmışları biz anlatıyoruz, şey yapıyoruz, paylaşıyoruz. Başka bir kitapta bulunabilecek bir şey değil. Çok sağ ol. Şimdi Egemen tabii biz karara bağladık vesaire ama şeyden de bahsetsek güzel olur aslında. İlgilenen arkadaşlarımız açısından. Şimdi bir davaya nasıl hazırlanıyorsunuz böyle bir tahkim davasında? Davacısınız. Nasıl hazırlanıyorsunuz? Nasıl görüşmeler yapıyorsunuz? Tabii, onu kısaca bahsedeyim. Şimdi önce dava ile ilgili esasında en iyi şey, hani bunu en iyi bize anlatan dokümanlardan çok müvekkilin ilk anlattığı hikaye. Yani bu çok çok önemli. Müvekkilin kendisi de son derece önemli. Yani inandırıcılığı son derece önemli.
Hazırlıklar tabii genel anlamda bizim önce bir yani yatırımı iki yatırım anlaşmasının içine sokabilmemiz için yatırımı tam anlamıyla tüm detaylarıyla anlamamız ve tanımamız lazım. Mümkün olduğunca iki yatırım anlaşmasında çok iyi inceliyoruz. Yani hangi ülkedeyse bu yer yatırım. Dolayısıyla iki yatırım anlaşmasını inceledikten sonra yatırımı bir tarafa koyuyoruz. Müvekkille bir takım görüşmeler yapıyoruz. Tüm dokümanları, yani tabii ki artık yıllara sahip en azından bir izlediğimiz bir hukuki süreç var. Doküman inceleme, doküman soru listemiz vesaire. Onlar üzerinden müvekkille görüşmeler, yani seri görüşmeler gerçekleşiyor. Bizim bir kere bir davayla ilgili yani ciddi anlamda hazırlığımız, genel anlamda esasında o az önce bahsettiğim dava öncesi çekilmesi gereken zorunlu iddianame süreci de birebir bağlanıyor. Yani o iddianame hazırlanırken ister istemez siz davayla ilgili birçok bilgi edinme imkanınız oluyor. Delilleri topluyorsunuz. Şimdi dava süreçlerinin ikinci aşamasında bir tahkim dilekçemiz var. Bu tahkim dilekçesi tabii iddianameden çok daha geniş kapsamlı. Çünkü tahkim dilekçesinin iki yatırım anlaşmasının ihlal edilen maddelerinin neden edildiği ve hangi maddelerin edildiğini tek tek açıklaması gerekiyor. Bu tarafta da tabii deliller çok son derece önemli. Yani tabii delil anlamında bizim yargılama süreçlerimiz olduğumuz gibi son derece özgürsünüz orada. Yani fotoğraflar, ondan sonra yatırımla ilgili anlatabileceğiniz neredeyse her şey. Buradaki dilekçeye konu olabiliyor. Çok büyük bir avantaj. Bu arada kadroda hani görüşmelerde bilmiyorum muhakkak sizde de öyledir. Biz de şey yapıyoruz. Mühendis arkadaşları da biz işin içine katıyoruz. Yani tabii işin özelliğine göre bize hangi aşamaları yaptınız özellikle inşaat tahkimlerde? Hangi aşamalar geldi? Hangi aşamalarda ne oldu? Bazen öyle raporlar geliyor ki karşı taraf hazırladığı raporlar. Gözle görülmesine imkanı olmayan şeyleri rapora yazmış oluyorlar. Hatta delil tespiti de mahkemeye yaptırmış oluyorlar. Tabii ki bir müdahaleyle yaptırılmış oluyor. Şimdi biz hukukçu olarak bunu görmemize imkan yok. Mahkemeden gelmiş bir delil tespiti raporu görüyoruz biz. Ama mühendis bunun nerede ne olduğunu biliyor. Bu anlamda teknik kişilerden, uzmanlardan destek almak çok önemli tabii. Çok önemli. Fakat bir tane nüans farkını söyleyeyim size. Şimdi yani yatırım tahkimi dediğiniz zaman ikili yatırım anlaşması üzerinden açmanız gereken bir dava olduğu için bir numaralı kural şu esasında mümkün olduğunca inşaattan bahsetmemek ve yapılan işten bahsetmemek. Yani çünkü davanın konusu ikili yatırım anlaşması ihlal edildi mi, edilmedi mi? Şimdi edildiğinin ispatı için uğraştığınız için bir taraftan da inşaatı ben esasında sen bana bunları geç verdiğin için sana geç teslim ettim. Esasında bunların esas sebebi sensin vesaire gibi bir tartışmaya sokarsanız kendinizi dilekçe içerisinde o zaman tahkim heyeti dönüp maalesef böyle davalar var. Yani iç kale davası mesela. Ya ben yatırım tahkimini hiç yapmadım, onu itiraf edeyim. Ben ticari tahkim yaptığım için ben oradaki şeyi söyledim. Aynen. Ben Çok teşekkürler. Çok karşılaştırma. değerli söylediğim bilgiler benim için şu an. Karşılaştırma yapmak için zaten Evet, evet söylüyorum. çok güzel oldu. Çok güzel oldu. O noktada heyetler diyor ki dur. Neden? Sen bu konu kontrat davası. Sen git kontratını kontratta yazan uyuşmazlık çözüm maddesini nereye diyorsa git orada bak. Biz buna bak. Şimdi bu çok ciddi bir risk. Yani demek ki sizin savunmanızda iki yatırım anlaşması çerçevesinde asla çıkmamanız lazım. Çıktığınız an o ceza kesiliyor. Yani o tarafta da siz bir Türkmen mahkemesiyle maalesef başa kalıyorsunuz veya Özbekistan mahkemesiyle ki o da içine girmek istemediğiniz bir süreç. Yani en önemli konulardan bir tanesi. Mühendis kısmında şöyle söyleyeyim. Hukukçular gibi aynı zamanda bu bilirkişiler, şirketler de çok önemli. Dünyada mesela örnekler işte Compass, Lexicon, Navigant, FTI gibi çok başarılı şirketler var ve bu şirketlerde onları da böyle anmış olayım. Çok başarılı Türk arkadaşlarımız var. Özellikle Londra'da. FTI'de mesela çok başarılı bir Türk ekibimiz var.
Beni dinliyorlar, selam söyleyeyim onlara da. O bilir kişiler ne yapıyor? Biz bu davanın dilekçesini yazarken az önce bahsettiğiniz gibi onlar da esasında bir zarar tabloları var. Bu zarar tablosunu hazırlıyorlar. Şimdi zarar tablosundan ne kastımız? Şimdi farkındaysanız bir davacı bir müvekkil geldiğinde otomatikman işte benim 50 milyon olarak davam var. Okey. 50 milyon olarak davam var. Ama neye göre belli? Nasıl 50 rakamına ulaştın diye sorduğunuzda o muhakkak kendi kafasından bunu söylüyor. Şimdi bilirkişiler bunu nasıl hesaplıyor kısmında şöyle kabaca bir tablo vereyim. A, B ve C segmentleri var bilirkişilerin. A doğrudan zararlar. Yani makine ekipman vardı. Gittiler koydular. Gitti. Onun değeri neyse doğrudan yazmanız lazım. Para koymuştu ondan sonra ve o para banka hesaplarına el kondu. Doğrudan. Yine aynı şekilde. Şimdi bunlar zaten sunk cost deniyor. Bunlarla ilgili bir tartışma yok. Yani sizin bu davada bunu istemek gibi bir lüksünüz yok. İlk istediğiniz zaten bu. Şimdi A'yı koyduk cebe. B'den ne anlamadım? B de şu. B de doğrudan zararların etki ettiği, yani sonuç verdiği dolaylı zararlar. Ne mesela? Ya bu parayı ödeyemediği için sonra gitti bu şirkette buna dava açtı. Ve dedi ki senin yüzünden ben bu kadar şey yaptım. Ne yaptın? Buradan 300 bin dolar alacakken buraya 400 bin dolar borçlandım. Dolayısıyla dolaylı zarar kısmı. B kısmı da önemli yani. A ve B. Evet. C'ye geçersem C de nispeten opportunity cost denen yani fırsat kaçışı. Yani bir kar beklentiniz vardı. 10 sene sürecekti bu proje belki. Ama siz bir şekilde ikinci seneden atıldınız. Dolayısıyla o 8 seneyi istemek. Çok net bir şey söyleyeyim. Hani benim dinleyen arkadaşlara da en azından şey olsun. Hani ilgilerini çekebilir. Bu C'yi heyetler hiçbir şekilde vermiyorlar. B'yi de vermekte zorlanıyorlar. Burada tahkim heyetlerinin, beni birebir Stanimir Aleksandrov benim hocam. O da çok değerli bir hakem. Söylediği bir şey var. Egemen tahkim dedi. Doğrudan yapılan yatırımı yatırımcıya geri vermek için kurulan bir sistemdir yatırım tahkimleri. Dolayısıyla hani seni çok iyi anlıyorum ama sen o üçüncü dünya ülkesindeysen, o az gelişmiş ülkede iş yapıyorsan bu riski de alıyorsun. Benim yapabileceğim bir tek senin koyduğun para neyse onu sana geri vermektir. Dedi. Mesela bir düşünce, majör bir düşünce bu. Dolayısıyla bu sizin mühendis dediğiniz arkadaşları da bir en azından neye göre hesaplıyorlar? ABC kısmını da aktarmış olalım. Böylece bir taraftan da hani dava dilekçesiyle beraber ne gidiyor hakemlere de anlatmış olduk. Doğru. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. Ben hocamızın görüş, yani tabii o yatırım tahkime ilişkin bir belki oluşmuş görüştür ama ben hukukçu olarak çok içime de sindiremedim Benim de doğrusu. aynı şekilde. Sizin gibi düşünüyorum. Sizin gibi düşünüyorum. Evet. Evet. Peki Egemen'cim şeyi şimdi dilekçeleri hazırladınız. Dilekçeler teatisi, karşı taraflar delilleri hazırladınız vesaire. Şey de çok önemli. Bir bilir kişi meselesi önemli. Bir de uzman, kendi bilir kişileri, uzman görüşleri de çok önemli. Onlarla nasıl çalışma yapıyorsunuz? Çünkü onlarla rapor hazırlanacak, karşı tarafa verilecek, sonra da duruşmaya gelecek çapraz sorgu. Bu Evet. usulleri de bir anlatabilir misin? Onlar da çok önemli. Tabii aktarayım onu. Şu anda mesela yeni bir dava var. Hani biz bir ülkeyi temsil ediyoruz bu sefer. Şimdi az önceki bilirkişileri konuştuk zaten. Yani bilirkişiler genel anlamda zarar hesaplamasını yapanlar olarak adlandırılıyor. Yani bu kuantum nerede kalmıştık? Bilirkişiler kısmı. Bilir Şimdi kişiler. bilir kişiler kısmında yani zarar hesaplaması haricinde bir de aynı zamanda belli bir konuda örneğin mesela bizim ülkemizin tarafı olduğu bir davada TMSF'nin mesela konumu ve varlığının tartışıldığı bir durum söz konusu olabiliyor. Şimdi burada sizin TMSF'nin esasında ülkeden bağımsız işte tamamen kontrolü bir şekilde özel kişilere bıraktığı yani şirketin yönetimini vesaire gibi yani TMSF'nin belki de pozisyonunu anlatacağınız, konumunu anlatacağınız, hukuki niteliğini anlatacağınız bir rapora ihtiyacınız olabilir. Dolayısıyla o noktada biz genelde hakikaten bu konuda uzman, yerel
bilirkişileri tercih ediyoruz. Üniversite hocalarımız olabiliyor. Veya mesela bir enteresan çarpıcı daha örnek vereyim. Bilirkişi seçiminin önemine dolayısıyla yapabiliriz, aktarabiliriz. Şimdi 92 yılında Süleyman Demirel işte beraberindeki heyetle beraber Türkmenistan, Özbekistan ve Kazakistan ziyaretleri yapıyor 4 gün içerisinde. Ve 92 yılında da bu ikili yatırım anlaşmaları imzalanıyor. Aynı anlaşma metni 3 tane ülkeyle beraber imzalanıyor. Şimdi mesela bunlardan bir tanesi Türkmenistan'da olan anlaşma. Bu anlaşmanın 7. maddesi diyor ki ey ülke vatandaşları, eğer ikinizin arasında bir yatırımcıları arasında bir el koyma vesaire durumu olursa siz bu davaları uluslararası tahkime göre bu mahkemelerde açabilirsiniz. Fakat diyor ki bu ikili yatırım anlaşması iki dilde aktarılmıştır deyip bir de aynı zamanda bu ikili yatırım anlaşmasının Rusçasını yapıyor. Bak, Rusçasında geçen ibare de ilk bir yıl içerisinde Türkmenistan'da açacaksın. Türkmenistan'da bir sonuç alamazsan ancak yatırım takvimine taşıyacaksın gibi mesela çok ironik bir madde. Kesinlikle. Ve bu zamana kadar Türkmenistan'a karşılaşan 17'ye yakın dava var. Ve bu 17 davanın belki de %80'inde Türkmenistan'ın savunması buydu. Yani 7. maddeyle ilgili. Şimdi bu 7. maddeyle ilgili de biz mesela ne yaptık? Davalarımız sene 2009 ilk davamızda bilirkişi önemini anlatmak istedim söylüyorum. 92 yılında o ikili yatırım anlaşmasını yani o ikili yatırım anlaşmasını kaleme alan bürokratı önce raporunu aldık. Yani ben bu metni yazarken ne düşündüm ve yazdım? Yapınca kendi ifadesini verdi. Sonra da geldi duruşmada anlattı bunu. O günleri anlattı. Çünkü neden? Bir metnin siz çevirisini tartışıyorsanız mutlaka o metni yazan kişiye ihtiyacınız var. Muhakkak. Yani, ama mesela, ne terlemiştir meslekte üstad? Evet. Ne terlemiştir? Evet, çok evet. Çok 92 kötü. Yılına döndü bir kere yani. 2009 yılında. O yüzden... Ama gaf niteliğinde bir hata da bu. Yani hem mahkemeyi koyacaksın hem o sonra tahkim koyacaksın. İşi bilmemekle de ilgili bir şey. Tabii. Dolayısıyla mesela bir kişi öneminden bahsederken mutlaka bu da bence önemli bir örnek yani. Kesinlikle. Çapraz sorgu konusunda neler yapıyorsunuz? Çapraz sorgu konusu şöyle. Yani bizdeki ceza hukuku yargılama sürecinde Türkiye'de sadece var benim bildiğim kadarıyla tam anlamı olmasa da. Evet. Yani daha çapraz sorguya gelemedik ama hukuk muhakemesi kanununda işte bilirkişiyi sorgulayabilecek duruma geldik. Anladım. Yani işte o aşamada özetle hem bizim müvekkilimiz, hem tanıklarımız, hem de bilirkişilerimiz, karşı tarafın avukatları, bilirkişileri veya kullandıkları başkaca danışmanlar tarafından verdikleri ifade hem duruşma öncesi hem duruşmada ve tüm detaylarla ilgili bir çapraz sorguya tutulabiliyor. Çapraz sorgunun anladığımızı aktarayım. Bir şekilde sizin dilekçede ve duruşma esnasında veya dilekçeler arasında verdiğiniz ifadeler arasındaki farklılıklardan kaynaklı sizleri biraz sıkıştırması. Mesela zarar hesaplayan bilirkişilerin, kuantum eksperlerin daha önceki davalardaki verdiği yaptıkları hesaplamalar bile dönem dönem onların karşılığına çıkabiliyor. Burada bilirkişiyi seçerken en kritik konu o bilirkişinin duruşma performansı. Yani son derece önemli. Yani çünkü o yüzden bazıları star witness yani yıldız tanık sıfatı alabiliyor. Bazıları ise nispeten daha az bütçeyle hani sadece işini yapıp çıkabiliyor. Eğer o yıldız tanıklar varsa sizin davanızda zaten o heyetin de tanıdığı biri olduğu için onlar tabii bütçeleri fazla olmasına rağmen böyle çok tercih ettiğimiz, istediğimiz insanlar. Dolayısıyla çapraz sorgu kısmını özellikle bilir kişilerin performansı son derece önemli. Çok ya da uzman kişilerin. Evet ya da uzman kişilerin. Uzman kişilerin. Tabii. Yani evet orada riske girme imkanı yok. Karşı tarafın avukatları da hukukçuları da çok güçlü. Hakemler de çok güçlü. Hani deyim yerindeyse kül yutmaz.
Evet. durumdalar. O yüzden riske girmemek lazım. Aynen. Bu arada bir soru geldi ama ben gözlerim çok şey değil, seçemedim. Görebiliyor musun Egemen? Hakemlerinin AFDS double... hakemin double hatting ile ilgili düşüncelerinizi Evet. falan bilemiyorum neden bahsettiğini. Belki biraz açarsa arkadaşımız Aynen yardımcı olabilir. yanıtlama evet imkanımız olabilir. Evet çok teşekkürler her şey için. Rica ederim. Çok Başka keyifliyim. eklemek istediğim bir şey var mı? Yani ben valla çok bilgilendim. Yani çok şey öğrendim. Çok teşekkürler. Sağ ol. Bir de bu aset iş süren şirketler konusunda seninle daha önce konuşmuştuk ya. Evet, İz aynen. bulamamıştım. Evet. Onların izini bulamamıştım. Ha geldi bir açıklama geldi galiba arkadaşımızdan. Yok başka bir arkadaşımız bu. Evet. Teminat mektubu paranın engel olmasının itaat edildi olması mümkün mü? X'in müteahhit tarafından işveren... Ya şöyle, mümkün ama ve bu çok nasıl diyeyim size, tercih edilen bir Soruyu da yöntem. bir seslendirelim mi? Okuyabilir misin? Ben yani çok şey yapamadım. Kayda geçiyor ya, şimdi bu yazılar kayıtta yok. O yüzden cevabının sorusu olmayacak. Şöyle bir süreç oluyor. İş Arkadaşımız bunu soruyor. yargılamasında müteahhit tarafından işverene verilen kesin teminat mektuplarının paraya çevrilmesine engel olmak için ihtiyati tedbir alınması mümkün mü? Değil mi? Evet. Şöyle ki yani şöyle süreçler olabiliyor. Karar çıkmasına yakın yerel bir mahkemeden bu kararın durdurulması ile ilgili taleplerde bulunarak o süreci uzatmak gibi bir süreç izleyebiliyor bazen özellikle ülkeler. Ama inanın ki hani yerel mahkemenin kararları hani bu noktada eğer bir ICC tahkiminden bahsediyorsak bu başarılı olabiliyor. Fakat yatırım tahkiminde yerel mahkemelerin verdikleri tedbir kararlarının etkilemesi gibi bir durum çok fazla gözlemlemiyoruz. Dolayısıyla hani ICSID'deki o durum özellikle davacılar açısından yani şirketler açısından çok büyük avantaj. Doğru. Bir de şeyi de hatırlatalım. Bu Exit biliyorsunuz Washington'da. Yani Evet. merkezi yani başka oradan da böyle bir tedbir kararı almak aslında zor olabilir diye düşünüyorum. Zor, zor. Yani tedbiri de bir kere zaten genelde yani o yerel mahkemeleri dinlemeyeceği için yine Evet. nispeten oradan istemek lazım. Yine kurulan heyetten. O anlamda zor bir şey. Az önce hem avukatlık hem hakemlik yapanlardan bahsetmişler. Böyle yani çok fazla oluyor bu tabii. Hani hakemlerin avukat olduğunu çok gözlemliyoruz. İkisi de vakitlerini alan bir şey. İkisini de yapmak istiyorlar. İkisi de ayrı bir network sağlıyor. Dolayısıyla çok kritik ettiğim bir şey değil. Bence hakemlik yapanların aynı zamanda avukatlık yapmaları biraz daha teoriden uzaklaşmalarına katkı sağlıyor. Ve biz de aynı masanın karşısına oturabiliyorlar. O anlamda bir sonraki davanızda onu hakem görerek yakınlık kurabiliyorsunuz. O yüzden benim çok son derece sempatiyle yaklaştığım bir şey. Herhangi bir hani problem görmüyorum o alanda. Doğru ama şimdi ben şöyle bir şeyle karşılaştım. Ben Evet. finans hukukçusuyum. Diğer bazı dallarda yetiştiriyorum kendimi ama tabii tüm ömrüm benim finans hukukunda geçti. BDDK, TMSF, sermaye piyasaları vesaire, leasingler. Şimdi sektör küçük olduğu için avukatlık yaptığın zaman ister istemez bir tarafta oluyorsun. Evet. Yani şimdi o zaman da hakemlik yapma ihtimalin düşüyor. Bu sebeple bir süredir kendimi Ha. detoks aldım. Çünkü bizim davalar o kadar uzun sürüyor ki Egemen. Yani bir Tabii. opsiyon davam 13 senedir istinafta. Yani bir saatlik olay, yani bir saat içinde birden piyasalar alt üst oluyor. Stop loss, margin call karşılanmıyor, stop loss oluyor, zarar bilmem ne falan. 13 senedir sürüyor, müvekkilim vefat etti. Başka gene 10 küsür senedir süren gene opsiyon davaları var. O yüzden Bittiğinde çok büyük bir hafiflik yaşıyorsunuz herhalde. Hayatınızda ya kocaman bir şimdi şey. kazandığın zaman müthiş ama kaybettiğin zaman tam bir çöküntü. Sıkıntı da mahkemelerde biliyorsun bilirkişi bir faciası yaşıyoruz. Hani Evet. daha Çok farklı özür dilerim. bakıyorsun. Ben bir şarjı tekrar şey yapayım. Açıklama geldi galiba.
Tabii daha önceki sorusuna bir atıf Evet. yaparak. Bu konu, evet, bu konu bize, yani ben de takip ettim. Bence çok hani güzel bir konuya parmak bastı. Çünkü yani bunun tabii çok büyük dezavantajları da var bir tarafıyla. Hani bir takım Ben davalar. seslendireyim istersen, pardon, hani kayda geçmesi Tabii, açısından. buyurun. Exit bu konuya sınırlandırma getirmek üzere bir taslak hazırladı. Hakem o taraf için geriye dönük 5 yıl danışmanlık yapmamış olacak ve bunun gibi diyor. Evet, bizim de etik ilkelerimiz falan var. Bunlar çok önemli. Evet, söz senin. Yani tabii nasıl bunu tam anlamıyla kesinleştirecekler mi bilemiyorum. Ama hani gözlemlediğim böyle bir şey mümkün olursa tabii bu bahsettiğim 50 kişi çok büyük ciddi anlamda bir değişiklikten bahsedebiliriz. Yani neredeyse bir jenerasyonun değişip bir başka jenerasyonun gelmesi gibi. Çünkü genelde aynı kişilerin biz tercih edildiğini gözlemliyoruz hakem olarak. Çok ciddi değişiklikler yaratabilir. Bence çok güzel bir noktaya parmak basmış arkadaşımız. Doğru. Şimdi ben bunu Türkiye için konuşayım bu konuyu. Şimdi tabii şöyle, ne olur yanlış anlaşma olmasın, benzetme yapıyorum sadece. Finansçı olunca terimlerde bazen öyle oluyor. Piyasayı derinleştirmek lazım. Piyasası olduğu takdirde hep aynı oyuncularla döner durursunuz. Biz burada hukuk şeyini, alanını genişleteceğiz. Yani daha çok tahkim davası. Çünkü devlet mahkemelerinden istediğimiz verimi, kaliteyi alamıyoruz. Ama onlara mahkum değiliz. Yani sevgili meslektaşlarım bunu bilsinler. Bir ihtimal daha var. Ya da başka ihtimaller var uyuşmazlıkları çözmek için. Bu uyuşmazlıkları çözme ihtimallerini deneyeceğiz. Bunlardan bir tanesi de yargı aşamasına geldiğinde tahkim. Bu alanı mümkün olduğunca derinleştireceğiz. Daha çok meslektaşımız tahkim yargılamasının ne olduğunu bilecek. Ve yani kafalarda şunu da lütfen çıkartın. İyi hakem akademisyenden çıkar diye bir şey yok. Çok Evet. değerlidir akademisyenler. Fakat onların eksiği de pratik hayattır. Biz avukatlıktan yani seçimimizi en başta yaptık. Akademik dünya değil, avukatlık. Biz de olaylarla, krizlerle, müvekkillerle yoğrularak geldik. Bizim de hayat tecrübelerimiz, hukuk tecrübelerimiz var. Takdir tabii meslektaşlarımızın olacak. Kimi hakem seçerlerse onlar karar verecekler. Doğru. Şimdi bu alanı genişlettikçe, yelpaze genişleyince daha çok hakemler ortaya çıkacak. Ama ben hep diyorum ki Egemen, tabii ki tahkim yargılamasının cazibe noktalarından biri gizlilik. Gizlilik muhakkak olması lazım ama kararlar, ticari sırlar haricindeki kararlar yayınlanması lazım. Eğer yayınlanırsa her hakemin nasıl karar verdiğini de görecekler. Çünkü hakem seçerken ona bakacağım ben. Hukuki yeterliliği var mı? Bu tarz kararlar, yani bu tarz olaylarda nasıl kararlar veriyor? Yani kişisel içtihatlarına erişebilmesi lazım. Ve hakemlerin hayatları tamamen aleni olması lazım. Doğru. Şimdiye kadar ne yaptıysa, ne ettiyse hop sitesinden görünebilmesi lazım. Doğru. Ve ona göre de beyanda bulunması lazım. Şimdi bu tarz bir kuşak da yaratacağız Egemen. Evet, Yani ben de Türkiye, düşünüyorum. ben yeni çok sevmiyorum. Çünkü ne zaman yeni dünya düzeni diyorlarsa, yeni Türkiye diyorlarsa farklı şeyler başımıza geliyor. Ben değişik bir hukuk sistemi ile karşılaşacağız. Biz daha dinamik bir hukuk sistemine geçiyoruz bence. Doğru. Bunu hep %100 beraber katılıyorum. %100 katılıyorum. Aynen, tabii. Aynen. Egemen'cim çok teşekkürler. Çok Ben faydalı teşekkür bir ederim. program oldu. Seninle birlikte olmak büyük keyifti. Aynı şekilde. Aynı şekilde. Ben Ben birkaç bir şey söylemek Ah, tabii. istiyorum. Bizim ofisimizde de çok böyle çok sevdiğimiz arkadaşlarımız var. Bugün sizlerden bahsederken, daha doğrusu bu programdan bahsettiğimizde iş toplantımızda İsmail Altay mı dediler. Dolayısıyla hani lütfen hani böyle bir algı ve bilincin sizle ilgili oluştuğunu düşünün. Hani o anlamda çok böyle gerçekten çok büyük değer ve katkınız var.
O manada Estağfurullah. Çok şu kadar sevindirim diyeceğim. sürede hani size destek verebilmek bile ayrı bir keyif. O manada çok ben teşekkür ediyorum yani. Onur verdin bana, arkadaşlarım da. Çok sevgilerimi ilettim ben. Benim hayalim Egemen şeydi. TMSF'den istifa ederek ayrıldım ben o dönemde. Ve hayalim baroma geleyim, plazadaki bilgilerimizi serbest avukat arkadaşlarımızla paylaşalım. İşte o amaçla banka ve finans hukukunu kurdum. Onun kurucu başkanı oldum. 3 dönem onun başkanlığını yaptım. Pardon, 2 dönem başkanlığını yaptım ve akademik dünyayı ve finans dünyasını bir araya getirdim. Serbest avukatları bir araya getirdim. Sonra baro yönetimi, siyaset vesaire. Şimdi de aynı şeyi tahkimde yapıyorum. Tahkim hukukçularını bir araya getireceğim. Yeni tahkim hukukçuları kazandıracağız hep beraber. Evet, inşallah, inşallah, Yani inşallah. daha güçlü olarak ilerleyeceğiz. Öyle, ben de aynı şeyi düşünüyorum. Zaten sizlerle konuşuruz ama ben bunun devamında da çok başarılı bizim Türk meslektaşlarımız ve Türk arkadaşlar var. Onları da mutlaka sizlerle iletişim halinde kalalım. Ya Buradan çok sevinirim, çok çok sevinirim. sevinirim. Aynen. Çok sevinirim. Yani birlikte birçok programlar yapalım. Bu programlar gerçekten ilgililere ulaşıyor. Evet, aynı şeyi Çok şey düşünüyorum. öğreniyorlar. Yeni bir öğrenme metodu oluşturuyoruz aslında şimdi. Evet, aynı şeyi Evet. Çok katılıyorum. teşekkürler Egemen'ciğim. Ben teşekkür ederim İsmail Bey. Çok teşekkür ederim Bekliyorum. kendine. Davetim de geçerli. Yelken Kulüp'te bir gün yemek yiyeceğiz. Tamamdır, inşallah, Tamam. inşallah. Çok teşekkür ederim. Uralı da Tamam. alacağız. Tamam. İnşallah, Çok inşallah. sevgiler. Sağ olun, teşekkür ederim. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Gelecek haftanın programlarını hazırlamaya çalışacağım. Tabii şey artık başladı. Süreç başladı. Süreler başladı. Doğru. O yüzden biraz daha seyrekleştireceğiz programları ama programları bırakmayacağız. Hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. İyi akşamlar Çok hepinize. teşekkürler. İyi akşamlar herkese. Sevgiler. Hoşçakalın.